Merhabalar Hande. Evet, yanımda Amerikan Türk Cemiyeti'nin başkanı, aynı zamanda stratejist, piyasa uzmanı, ekonomist, hoca, bütün titreleri söylüyorum. Murat Köprülü Bey var. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Çok yoğun bir tempo ve aynı zamanda hızlı çalışma temponuzdan bize vakit ayırıp geldiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Hemen direkt piyasayla başlayalım isterseniz. Dün Yalın konuştu. Yalın'ın yeşillikleri kapladı. Hala yeşillerdeyiz. Bu devam eder mi? Bir de 5 konfirmasyona ihtiyacı var diyorlar. Yalın aslında kesin gözüyle Fed'in başına gelecek. Neler olacak? Evet, bu aslında çok ilginç bir dönem oldu. Bana şeye benzedi bu. Tabii bazıları bunu hatırlamaz ama Y2K deriz bu vaktinde. 2000 yılı, milenyum. 2000 yılına korku planı. Evet. 1999'da işte kompüterler çalışmayacaktı. Aman Fed böyle bir para basıverdi. Korkunç bir para bastı. 99 senesi fırladık. 31 Aralık'a kadar. Aynı şey şimdi oluyor ve olacak. Ve bu nereye kadar devam edecek? Çünkü zaten S&P 500 %25 Aralık'a kadar devam eder diyorsunuz. O kadar diyebilirim. Peki şimdi hakikaten Obama ateş altında, Filipin'de biliyorsunuz tayfun oldu. Aslında bu hafta çok güzel haberlerle geçmedi ama başka güzel bir haber vardı. Ardından bir hafta geçmesine rağmen Amerika'da hala konuşuluyor. Evet. New York Menkul Kıymetler Borsası'nda, işlem salonunda Bakan Şimşek, Pritzker buradan bakan olarak katıldı. Türksel katıldı, evet. Ve inanılmaz bir gala yapıldı. Ben bundan sonra neler olacak diyorum ama evet. Önce onun bir özetini alabilir miyiz? Evet. Çünkü hala yansımaları var. Öyle yani, çünkü tabii ilk defa New York'ta böyle iki tane bakan, bir tane Amerika'dan bir tane Türkiye'den böyle görkemli bir şekilde, hatta böyle çok değişik bir yerde New York Stock Exchange'in işlem salonunda göbeğinde yani finans dünyasının göbeğinde böyle bir şey oluyor ve hiç başka bir memleket yapamamış bunu, hayatta yapmamış yani. Ne Almanya yapmış, ne Filipin yapmış, ne Brezilya yapmış, ne Japonya yapmış. Onun için yani hakikaten bu yüzden tarihe ilk diyebiliriz. Sonsuz bir şey, bir medya şeyi oldu. Evet, talibi oldu, etkisi oldu, ilgisi oldu. Bir yandan da tabii bundan sonra neler bekliyoruz neler? Çünkü Twitter'ın halka arzın olduğu gün siz bunu gerçekleştirdiniz. Evet, evet. Twitter'cılar da sonra geldiler, bize bir damladılar. Doğru. Türkiye'yi çok seviyor Twitter. Twitter yani Türkiye Twitter'ın en büyük müşterilerinden bir tanesi dünyada. Kullanıcıları %31 şey derler. Percentage yani yüzdesi şey internet kullanıcıların %31'i Twitter'cıymış Türkiye'de. Ben yani şaşırdım kaldım. Japonya'da %27, Endonezya'da %15 filan. Ama evet. Türkiye'de %31. Amerikan Türk Cemiyeti nedir dediler. Siz ne yapıyorsunuz burada dediler. Şaşırdılar. Biz buradaydık dediler. Borsanın göbeğindeydik. Siz de anlattınız. Bir de izleyicilerimize anlatabilir miyiz? Çünkü çok önemli birkaç proje daha geliyor ve 1949'dan beri kurulan Amerika'nın bile en eski vakfıyız. Öyle değil mi? Evet, evet, evet. Yani işte Türkiye Cumhuriyeti'nden 26 sene daha genciz. Ve Amerika'da 1940'larda aşağı yukarı 2000 küsür vakıf varmış. O 2000'den bir tanesiymişiz. Yani bugünlerde tabii yüz binlerce var, evet. Amerika'da vakıf olarak. Ama hakikaten işte o zamanlar tabii önemli isimler, Ford Foundation, Rockefeller Foundation gibi isimler arasında biz de vardık. Hem de Ahmet Ertegün rahmetli. Yani o 1970 senelerinde yönetim kuruluna geçti ve o zaman yönetim kurulu başkanı siz oldu. De ondan, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet, siz de ondan bayrağı devraldınız, evet. Ve hatta o da anıldı o galada. O galada önemli mesajlar verildi ileriye yönelik. Paylaşabilir misiniz? Yani Amerika ticari yani, ilişkileri açısından yani, da. Hem Secretary Pritzker yani Türkiye ticaret, Amerika ticaret üzerinde hakikaten çok ağır bir çalışma yapacaklarını söyledi. Çünkü Türkiye yani bir kere dünyanın 17. en büyük ekonomisi olması bir yana, yani Amerika'nın gözünde Ticaret Bakanlığı'nda, Finans Bakanlığı'nda,
Dışişleri Bakanlığı'nda gelişen ülkeler arasında önde gelen 5-6-7 arasında sayılır. Yani o kadar önemli bir memlekettir. Ve bunun önemi de vurgulandı. Hatta o hafta siz de dediniz birçok yatırım bankasına gidildi. Şimdi evet, bakanımız evet. Bakan Mehmet Şimşek'le birlikte. Evet, evet. O hafta Türkiye açısından da önemli oldu. En azından bütün bu dünyaca kötü gelen haberler arasında ben Türkiye'miz adına bayrağı çektik. Orada ben de vardım. Hem de borsada evet, yayın evet. verdiğim yerde Türk bayrağını gördüm, dalgalandırdık. Çok evet, teşekkür girişte ediyorum. Vardı, girişte. Kesinlikle. Peki bundan sonra neler olacak? Son sorum. Ya, bundan sonra yani bizim o kadar çok programımız var ki Society'de, Amerikan Türk Cemiyeti'nde. Bir de şey diyecektim, yani bu ilk defa bu galayla ilgili bir şey internet yoluyla virtual müzayede yapıyoruz. Şu anda devam ediyor. O da var. Yani American Turkish Society sitesinden girip görebilirsiniz. Çok önemli isimler, çok görkemli şeyler bağışladılar. Bu da devam ediyor şimdi ay sonuna kadar. Doğru, o da durmadı. O da bir ilk oldu. Yani hiç kimse yapmamış böyle bir şeyi. Tavsiye ederim dinleyicilere. Kesinlikle. Girsinler müzayedeye, görsünler. Çok muazzam bir şey oldu. Bizim de böyle bir teknik ordu var. Ben şaşırıyorum. Yani bir Türk-Amerikan teknik ordumuz oluştu burada. Çünkü inanılmaz beyin gücü var burada. Yani New York'ta olmak demek dünyanın her tarafındaki en iyi beyin gücünü karşı bir kendini gösterebilmen demek lazım. Onun için yani Türk-Amerikan arkadaşlarımız, volunteerlerimiz yani inanılmaz bir güç gösterdiler bu konuda ve ileride daha da önemli şeyler yapacaklar. Finansal, eğitim, sanat konularında evet. birçok projelerinizi dört gözle bekliyoruz diyorum. Süremiz sona erdi. Canlı yayındayız. Sizi bir daha alacağız. Bu yeni projeleri, bu projelerden bahsetmek ve onları izleyicilerimize anlatmak için doğru diyorsunuz. Ben hemen beyin göçü dediniz de Beyin Diasporası isimli büyük bir projenin başına Muhtar Kent, Hamdi Ulukaya gibi dünyaca ünlü. Doğrudur. Ve başarılı Türk-Amerikalılar da var diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık efendim.